Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Türkiye'de satılan ve Türkiye garantili olan Redmi Note 12 Pro 4G'yi ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ve şu ana kadar yaşadığım bütün deneyimleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi Redmi Note 12 Pro 4G yerine daha güzel telefonları daha uygun fiyatlar alabilirsiniz. Mesela Redmi Note 12 Pro 5G, Pro Plus ya da Poco X5 Pro gibi telefonları altta bırakacağım linkten daha uygun fiyatlar alabilirsiniz. Yani burada 12 Pro 5G 8000 TL, 12 Pro Plus'ı 9000 600 TL gibi fiyatlara gerçekten uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. Ve 12 Pro Plus dediğim telefonda 200 megapiksel kamera var. Zaten bunlardan yakın bir zamanda bahsedeceğim ama gidip de Türkiye'de satılan 4 gli versiyona yani 11 bin 12 bin TL vermek bana göre mantıksız. 8.000 TL fiyatlarına X5 Pro ya da 12 Pro 5G gibi ya da Redmi Note 11S ya da Redmi Note 12S gibi telefonlara 6300 lira ya da 7000 TL de verebilirsiniz. Ya da Redmi Note 12'ye de gidip de 5800 TL'ye alabilirsiniz. Yani bu şekilde uygun fiyatlara aşağı taraftaki linkten yurt dışı olarak telefonları alabiliyorsunuz. Her neyse şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şundan bahsedeyim Redmi Note 12 Pro 4G güncellenmiş Redmi Note 10 Pro olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu direkt size söyleyebilirim. Redmi Note 10 Pro ile Redmi Note 12 Pro 4G'nin arasında özellik olarak neredeyse hiçbir fark bulunmuyor. Hatta iç özelliklerini kopyalamış yapıştırmışlar diyebilirim. Şimdi öncelikle dış tasarımdan bir başlayalım. Dış tasarımda ön tarafta delikli kamera yan taraftaki çene kısımları ince olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle göze gelmiyor. Arka taraftaki kamera çıkıntısı Redmi Note 11 Pro'nun hani devamı niteliğinde global olan kamera çıkıntısını tasarım yerine bu tasarım tercih edilmiş ve tasarımsal olarak çok fazla iyidirmiyor Arka tarafımız ayrıca cam olarak geliyor. Yan taraflar ise metalik görünümü plastik olarak geliyor ve metalik görünümü plastiğin yanında dik bir yapıya sahip. Telefon elinize tutarken gerçekten güzel bir hissiyat uyandırıyor ama biraz ağır olduğunu da burada belirtebilirim. 202 gramlık ağırlığıyla birlikte elinizde tutarken biraz yoruyor ve 8.12 milimlik kalınlık ise biraz kalınlığını hissettiriyor. Ya tamam telefon elinizde rahat bir şekilde durabiliyor. Arka tarafı da cam olduğu için güzel bir hissiyat yaratıyor ama küçük elle biriyseniz ve özellikle 1.60-1.65 boylarında bir kızsanız kesinlikle telefon sizin elinizi yoracaktır. Şimdi gelelim ekran kısmına. Ekran kısmında kalite olarak şu zamana kadar bana kesinlikle bir sorun yaşatmadı. Yani kendi fiyat segmentini ekran kısmında hak ettiğini söyleyebilirim. Burada 6.67 inçlik ve 120 Hz destek bir ekranla birlikte karşımıza çıkıyor. Ekran akıcılığını kesinlikle bozmuyor. Bunun yanında ameliyat olduğu için siyah yerleri tamamıyla siyah yapabildiği için güzel bir ekran görüntüsü sunabiliyor sürekli açık ekran desteği de bünyesinde bulunurken bu telefonun ekranını artı özellikler olarak DCI P3 renk zoyunun tamamını kapsayabiliyor. Buna artı olarak HDR10 desteği bulunuyor ve son olarak da Dolby Vision desteğini ekranımız destekliyor. Gerçekten kalite olarak bu ekran kaliteyi önümüze sunabiliyor. Yani ekran kısmında kesinlikle telefona laf edemem. Ayrıca parlaklık kısmında 1200 nitlik en yüksek parlaklığı ile birlikte çok fazla güneşli havalarda yine bir tık zorlanıyorsunuz ama ortalama güneşli havalarda ekranı rahat bir şekilde görebildiğinizi sizlere söyleyeyim söyleyebilirim. Bunun dışında ekranımız Gornik Gorilla Glass 5 camıyla korunuyor. Kutusundan jelatinle birlikte çıkıyor ama bu jelatinin çok fazla dayanıklı olduğunu söyleyemem. Bunun yerine gidip cam bir koruyucu almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü Gornik Gorilla Glass 5 ne kadar dayanıklı olsa da kırılmalara ve düşmelere karşı çok fazla dayanıklı olduğunu söyleyemem. Burada ekran kısmı kesinlikle kaliteli dediğim gibi yani bence ekran kısmında laf edeceğim bir yanı bulunmuyor. Buradan batarya kısmına geçtiğimiz zaman 5000 mAh'lik bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Yani ortalama kullanımda sosyal medyada gezip küçük oyunlar oynarsınız. Örnek ki Clash of Clans ya da Kelime Bulmacı gibi oyunlar oynarsanız ve gününüzü bu şekilde geçirirseniz bir günü çok rahat bir şekilde bu telefon çıkartabiliyor. 5 mAh bataryası MIUI 14 güncellemesiyle birlikte biraz daha iyileştirildi. Fakat güncelleme yaptıktan sonra telefonu yine sıfırlamanızı kesinlikle öneriyorum. Çünkü ilk başta bir performans düşüşü olabiliyor. Sıfırladıktan sonra bu performans düşüşü yerine performans artışını gözle görülecek şekilde siz de şahit olabilirsiniz. Gelelim şarj olma konusuna. Şimdi 67 wattlık hızlı şarj desteği bulunuyor ve 67 wattlık güç adaptörü de kutusundan çıkıyor. Bunun sayesinde telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Peki ne kadar hızlı bir şekilde şarj oluyor? 40 dakika içerisinde 0'dan 100'e telefonumuz tamamıyla şarj olabiliyor. Bunun da anlamı hazırlanacaksınız dışarı çıkarken. Telefonunuzun şarjını takıyorsunuz, duşa giriyorsunuz, hazırlanıyorsunuz ve 40 dakika içerisinde hazırlandığımızı varsayarsak telefonumuz %100 e şarj olmuş oluyor ve siz bunu gördüğünüz zaman oha diyorsunuz. Yani 67 wattlık güç adaptörünün verdiği hız gerçekten mükemmel. Zaten 5 mAh'lık bataryada bir günü çok rahat bir şekilde çıkarttığı için telefonun bataryası hakkında da yine burada kötü bir yorum yapamıyorum. Gelelim kamera kısmına. Şimdi kamera kısmında öncelikle gündüzleri başarılı ve güzel işler çıkartabilen bir kamera sensörünün bulunduğunu söyleyebilirim. Ama geceye geldiğimiz zaman yani Xiaomi'nin Redmi serisindeki kameraları biliyorsunuzdur. O tarz bir kamera sensörüne sahip olduğunu belirtebilirim. Burada fotoğraflarda yine bir tık iyi işler çıkartabiliyor. Fakat ışıklı ortam ortamlarda sokak lambasının olduğu ortamlarda noise ve kumlanma çok fazla yapıyor. Video kısmına geldiğimiz zaman video kısmında da aynısını söyleyebilirim. Gündüzleri yine Ace ile birlikte titreşimleri engelleyerek güzel işler bir tık da olsa çıkartabiliyorsunuz. Çok fazla sarsıldığı zaman kamera yürürken ya da koşarken iyi işler çıkartamıyorsunuz videolar arkasında Ama titreşimleri engelleyerek kendi elinizde sabit tuttuğunuz zaman güzel videolar çıkartabiliyorsunuz. Fakat bu gündüz kısmı içinde. Geceye geldiğimiz zaman maalesef ki çok yüksek bir performans beklemeyin. Yine kumlanma ve noise kesinlikle ve kesinlikle bu telefonun kamerasında oluşuyor. Ve ayrıca burada 108 megapiksel derinde ve 1.9 diyafram açıklığına sahip neredeyse 0.75 inç büyüklüğünde bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Ayrıca Samsung'un Izokel HM2 kamera sensörünün burada kullanıldığını söyleyebilirim. Yani gün üzeri dediğim gibi burada başarılı ama gece geldiğimiz zaman maalesef çok çok başarılı değil. 108 megapiksellik kamerasıyla de birlikte 108 megapiksel modunu açtığınız zaman bu modda fotoğraf çektiğiniz zaman uzaktaki ayrıntıları 108 megapiksel moduyla birlikte yine görebiliyorsunuz. Bunun da geceleri yine iyi çalıştığını söyleyemem. Ama şunu söyleyeyim. Bence burada kamera sensöründen dolayı değil. Xiaomi'nin arayüzünden dolayı bu şekilde oluyor. Çünkü geceleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolarda böyle bir değişik efekt oluşuyor. O efektten dolayı biraz kötü gözüktüğünü söyleyebilirim. İkinci kamera kısmına geçtiğimiz zaman 8 megapiksel değerinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip. Çok çok başarılı olmayan yani geceleri çok işlevli olmayan ama gündüzleri yine işinizi görebilecek bir ekstra geniş açı kamerasıyla birlikte geliyor. Üçüncü ve dördüncü kamera kısmında ise 2'şer megapiksel derinde ve 2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekim ve derinlik algısı kamerası olarak gülüyor. Bunların da gündüzleri işlevli olduğunu söyleyebilirim. Fakat geceye geldiğimiz zaman maalesef ki kendilerini geri plan atıyorlar ve çok fazla işlevlerinin kaldığını söyleyemem. Ön kamera kısmında ise Xiaomi'nin bildiğimiz ön kamerası burada da bulunuyor. 16 megapiksellik ve f2.45 diyafram açıklığına sahip AC destek ve 120 FPS slow motion destekleyen bir ön kamera sensörü birlikte geliyor. Şimdi bu ön kameramız 1080p 30 FPS videoları ön tarafta çekebiliyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Gündüzleri kesinlikle işinizi idare edebiliyor ama geceye geldiğiniz zaman maalesef ki çok çok iyi işler çıkartamıyor. Ancak bu şekilde spot ışıklar varsa bu şekildeki ışıkların altında güzel işler çıkartabiliyor. Ve son olarak da arka tarafta ise 4K 30 1080p'de 60 fps videolar bu telefondan çekebilirken geniş açı kamerasında ise 1080p 30 fps videolar çekebilmenize olanak sağlıyor. Genel olarak kamera kısmı evet ne kadar iyi olsa da burada Redmi Note 12 Pro 5G var. Türkiye ürün olarak aldığınız zaman 11.000 TL ve o desteğinin yanında güzel bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Yurt dışı olarak almak istediğiniz zaman ise 8000 TL'ye iğmeye kayıtlı olarak alabiliyorsunuz. Yani şimdi bunları düşündüğüm zaman bu telefon kesinlikle bana mantıklı gelmiyor. Gelelim işlemci kısmına. İşlemci kısmında Snapdragon'un 732G işlemcisi var. Redmi Note 10 Pro da bulunuyor. Bu işlemci hangi telefonda var? Xiaomi'nin Redmi Note 10 Pro telefonunda bulunuyor. Şimdi bu işlemcimiz 2.3 GHz kadar çıkabilirken transistörler arasındaki mesafe 8 nanometre olarak geliyor. 6 ve 9 puanına baktığımız zaman 360 bin lira kadar çıkan bir puan puanı bulurken PUBG gibi oyunları orta yerlerde 40 FPS'lerde oynayabiliyorsunuz. Çok çok üst düzeylere çıkamıyorsunuz. Yine yüksek grafiklerde oynamak isterseniz GFX Tool gibi programlarla birlikte yüksek ayarlarda 30 FPS'i ne bu telefon sağlarken orta ayarlarda 60 FPS'i sağlayacaktır. Genshin Impact gibi oyunları da yine orta ayarlarda 30 FPS civarında oynatabildiğini söyleyebilirim. UFS 2.2 depolama biçimi sayesinde burada okuma yazma hızlarının hızlı bir şekilde yapıldığını söyleyebilirim. Hem uygulamaların açılış kapanış hızı olsun hem de ileri yönelik donma ve kasma sorunun giderilmesi gibi şeyler olsun. Telefonun işlemci kısmında bir tek öne çıkarılan özelliklerinden olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 732G maalesef ki bundan 2 yıl önce popüler bir işlemci ama maalesef ki şu anki günümüzdeki standartları bu işlemci karşılamıyor. Yani günlük işlemlerinizde örnek ki video edit ya da fotoğraf editi gibi şeyler yapacaksınız da maalesef ki bunları yaparken özellikle video edit kısmında çok üst düzey bir şey yapacaksanız telefondan, CapCut'tan ya da başka uygulamalardan donma ve kasma uygulamada kesinlikle ve kesinlikle görülüyor. Ayrıca telefonumuz ısınıyor mu? Maalesef ki ısınıyor ve bu ısınmasını elimize hissettiriyor. Elimizi de rahatsız ediyor. Yani çok fazla oyun oynadığınız zaman telefonu maalesef ki bir zaman sonra bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Havza kartı desteği de bulunuyor. İsterseniz buraya sim kartı takarak hafızasını da yükseltebilirsiniz. Gelelim kablosuz bağlantılar kısmına. Burada 4.5G desteği ile birlikte geliyor. 5G desteği maalesef ki telefonumuzda bulunmuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC ve kızılatör sensörün bulunmasının da güzel bir artı olduğunu söyleyebilirim. Ses kısmına geçtiğimiz zaman burada çift hoparlörü var. Hayris ses sertifikasını destekliyor ve Dolby Atmos desteği ile birlikte sağdan ya da soldan filmde oyunda bir ses geldiği zaman bunu anlayabiliyorsunuz. Ses yüksekliği kesinlikle başarılı ve artı olarak da ses kalitesinin baslar ve tizer konusunda çok üst düzey olması da bu fiyat segmenti için idare ettiğini söyleyebilirim. Suya ya da toza karşı dayanıklılık var mı? Evet suya ve toza karşı IPX3 sertifikası ile birlikte suya IP5X sertifikası ile de birlikte toza karşı dayanıklıkları bulun fakat bu sertifikalar çok üst düzey değil. Yani siz yine gidip de sertifikaları var diye kesinlikle denize ya da havuza bu telefonları sokmayın. Sudan yine bir tık uzak tutmaya çalışın. Parmak izi okuyucusu kısmına geldiğimiz zaman burada yan tarafta bulunuyor. Yan taraftan direkt ekran kilidini açabiliyorsunuz. Bunun dışında isterseniz de ön kameradan yüz tanımlı ekran kilidi açma özelliği var. Bununla birlikte ikisini beraber kullanabilirsiniz. Ya da ayrı ayrı tek başına da her birini kullanabilirsiniz. Her birinde hızlı ve güvenilir olduğunu söyleyebilirken. Ayrıca şundan da bahset. Etmek istiyorum. Telefonumuzun kutu içeriğinden USB Type-C ara kablosu, 67 wattlık güç adaptörü, arka kapak kılıfı, iğnesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunun dışında başka bir ayrıntı çıkmıyor. Bu telefonu son olarak yurt dışı versiyonuna geldiğimiz zaman global olarak satılan Redmi Note 12 Pro 4G'lerde zaten global versiyonu var. Bunun dışında başka versiyonu bulunmuyor. Maalesef ki iğmeye atılmadığı için ne kadar 7000 TL ya da 6500 TL satılsa da bu telefon yurt dışı olarak almanızı tavsiye etmem. Çünkü telefonun maksimum kullanılacak zaman zamanı 8 ay yani bir yıl içerisinde 8 ay bu telefonu kullandıktan sonra geri kalan 4 ay başka bir telefonla idare etmeniz gerekir. O yüzden dolayı bu telefonu yurt dışı olarak fazla tavsiye etmiyorum. Onun yerine dediğim gibi aşağı taraftaki linklerden siz de 12 Pro 5G ya da 12 Pro Plus 5G gibi ya da Poco X5 Pro gibi ya da daha uygun fiyatlı cihazlar gibi telefonları tercih edebilirsiniz. Son olarak da MIUI 14 güncellemesini zaten almıştı. Ayrıca 3 GB'a kadar sanal RAM desteği de bulunuyor. İkinci mikrofonu da bünyesinde bulunuyor. Bunun sayesinde telefonla konuşurken bir tık da olsa dışarıdan gelen sesleri azaltabilirken mikrofon kalitesinin de çok çok üst düzey kalitede olduğunu söyleyemem. Görüşmeler yaparken evet işiniz idare eder ama iPhone'un mikrofonları kadar çok çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ve hafıza kartını da takacaksınız. Maalesef ki ikinci sim kartını burada kullanmamız gerekecek. Yani telefon hafızasını yükseltirseniz sadece bir sim kartını kullanmanız gerekecek. Kısaca telefon bu şekildeydi. Yani Redmi Note 12 Pro 4G bana güzel deneyimler yaşattı fakat fiyatının güzel olduğunu söyleyemem. Şimdi fiyatına baktığımız zaman fiyat olarak 12.000 TL'lerden 11.000 TL'lere düşmüş. Fakat şu an tekrardan 12.100 TL. Bu fiyatları kesinlikle hak etmiyor. Bir ara 8.500 TL'lere düşmüş ama 8.500 TL'lik fiyatının Türkiye ürünü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Burada gidip de yurt dışı ürününü sattıklarını düşünüyorum. 12 Pro 4G'nin maalesef ki bu fiyatlara alınabileceğini kesinlikle söyleyemem. Ben tercih etmiyorum. Sizce 12 Pro 4G mi alınır ya da yurt dışı telefonlar mı tercih edilir ya da 12 Pro 5G'yi Türkiye ürünü olarak mı almak mantıklı yorumlar kısmında bekliyorum. Hoşçakalın.